Mutlu musunuz? Ben yurt dışında yaşıyorum. Nereden geliyorsunuz? İsviçre, Zürih'ten. İsviçre'den geliyorsunuz. Ne zaman geldiniz en son Türkiye'ye? Geçen sene. Geçen seneyle şu an arasında ne fark görüyorsunuz? Çok fark var. Gerçekten çok fark var. Artık size de pahalı gelmeye başladı değil mi? Pahalı gelmeye başladı. Sabahtan beri onu söylüyor zaten. Onu söylüyorum gerçekten. Çok pahalı gelmeye başladı. Artık şimdi bunlar şikayet etmeye başladı. Biz ne yapacağız abi ben o zaman? Şikayet etmedim ama sadece dile getirdim arkadaşıma. Bayağı pahalı, bayağı bir fark var. Buradaki vatandaşın halini düşünebiliyor musun abi? Düşünemiyorum. O kadar karamsarlamadım çünkü. Yaşayabilir misin burada? Asla. Asla. Yani tamam özgürlük var. Cennet vatandayız. Coğrafi olarak çok güzeliz. Ama yararlanamadaktan... Üçün gerçekten güzel bir yer Türkiye ama. Ya da İstanbul ama... Ama Avrupa'dan geliyorsan tatil için güzel. 3 hafta buradayım zaten her sene. Şu an geziyorum. Sen rahat bir şekilde 150-200 bin lirayı harcar gidersin. O kadar değil de 60 bin lira harcadım. Bir dakika istiyorsan yani. Buradaki vatandaşımız ne yapsın? Üç tarafı denizle kaplı. Denize gidebildi diye bir soralım. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Avrupa'dan gelen bazı vatandaşlarımız, Avrupa zaten zor durumda, alım gücü oranında düşük. Buradan beter, burada iyi yaşıyorsunuz. Doğrusunu söyleyeyim mi? Evet. Hepsinin rahat yerinde. Ben şu anlık çalışmıyorum. 5 aydan beri işsizlik maaşıyla buraya geldim. İşsizlik maaşıyla buraya gelebildin abi. Kaç para alıyorsun işsizlik maaşı? 3000 frank şu anlık. Önce konuşuyorduk. 3000 frank. 3000 frank. Ve 2000 frankı burada harcadım. Düşün yani. O zaman bizim inancımız kalmadı abi. Avrupa'dan gelip de kötüleyenlere. Abilerim, ablalarım Almanya'dan geliyor, Belçika'dan geliyor. Doğruları söylüyor da bazı arkadaşlarımız da abartıyorlar. Alım gücü gerçekten orada var. Var. Mesela ben şu an asgari ücretten ayda 15-20 kilo et alabiliyorum. Kıyma değil, et alabiliyorum. Yani buranın vatandaşı da 1 kilo bile alamıyor. Maalesef. Maalesef. Tavuk yiyemez hale geldiler. Bilgisiz ve araştırmayan cahil bir toplum oluştuk. Böyle bir gerçek var. AKP geldikten sonra gerçekten insanlar kutuplaştı, kendi aralarında çatışıyor, kendi aralarında kavga ediyor, arkadaşıyla siyaset konuşamıyorsun. Konuştuğun an öyle bir oluyor ki artık kavga eder duruma geliyorsun. Takım tutar gibi parti tutar olduk biz. Gerçekten fanatiklik oluştu. Yani öyle bir oldu ki, yani şimdi biz de izliyoruz. Bazen Twitter'dan görüyoruz, oradan görüyoruz. Oy veren insan bile ağlayarak mikrofona konuşuyor. Niye oy verdin? Vermeyeceğim. Benim ayağım kırılsaydı vermeseydin diyenler var. Vermeseydin yani kaç sene oldu ya? 20 senedir, 23 senedir yöneten bir AKP var. Vermeseydim, halen vermeseydim diyen bir toplum var. O yüzden gerçekten insanlar o kadar nasıl söyleyeyim, araştırmayan, bilgisiz, cahil bir toplum var. Hani bazen önceden diyorduk makarnaya tapıyor ama şimdi ya dünyanın seçimden önce ne denildi? Gabarda petrol bulundu. Seçimden sonra ne oldu? Benzin 40 lira oldu. Hani gabardaki petrol? Ya öyle bir şey ki kendi söylediğiyle çelişiyor. Daha dün değil evvelsi gün dünya liderlerine açıklama ne yaptı? 5 milyon mülteci var değil mi İstanbul'da? Türkiye'de 5 milyon mülteciye bakıyoruz. Bir o kadarına da bakabiliriz. Neyine bakıyorsun ya? Neyine bakıyorsun? Zaten İstanbul 16 milyondan oluşan bir şehir. Sen 5 milyonu zaten doldurmuşsun, olmuş 21 milyon. Yani bunun Afganı var, bunun Suriyelisi var, bunun ne bileyim Araplar. Ha? Nereden geldik biraz önce? Moda sahilinden geldik. Moda sahilinden geldik. Karşıdan nereden geldik? Eminönü. Eminönü. Türk yok ya, Türk yok. Bir kafeye oturacaksın, Arapça konuşuyor seninle. Kafeler dolu diyorlar. Ya kafeler dolu da Türk yok ki arkadaşım, Türk i̇şte yok. Bunu anlamıyorlar abi. Ya yok, bunu kardeşim, anlayacak bir şey yok. Bunu anlayacak var. Kesim yok gerçekten. İngiliz, Alman ve Arap çok gördüm ben burada. Ya, Türk nadir. Sokakta belki Türkler geziyordur ama kafeye oturacak paraları yok. İçer acısı bir şey gerçekten. Ben bile gerçekten üzülüyorum. Ben de bu vatanın insanıyım ama yurt dışında yaşıyorum dediğim gibi. Çok zor. Evet. Çok sağ ol. Bazı vatandaşlarımız da kafelere gidin bakın. Herkesin cebinde parası var. Herkesin altında arabası var diye kendini mi teselli ediyor artık? Yollara bakın. Bakın yollar dolu. Ya yurt dışından gelen 70 yaşındaki amca, teyze diyeyim, gelip dünya turu yapabiliyor. Bak dünya turu yapabiliyor. Ama bizim emeklimiz hiçbir kendi memleketine gidemiyor. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Gerçekten öyle bir toplum olduk ki rezil, böyle giderse daha kötü olacak. Kesinlikle daha kötü olacak. Yani bir an önce insanların gerçekten uyanıp biraz araştıracak. Ya insan bir şey yaparken hani mantık olarak bakacak ya. Hani senin demen, senin doğrun diye bir şey yok. Araştır. Senin söylediğin doğru mu değil mi? Ha yanlış söylemişsin. Yanlış senin yüzüne vuracak. Ama böyle bir şey yok. Ya milletvekilleri var.
halkın seçtiği milletvekilleri var. Kendi iradesiyle konuşamayan milletvekilleri var. Bir kişinin ağzına bakıyor. Recep Tayyip Erdoğan ne derse o. Bitti. Başka söyleyecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum abi yorumlarınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Mutlu musun abi? Nasıl mutlu olacağız? Genel olarak hayattan hani mutlu olduğun, mutsuz olduğun neler var? Mutlu olduğum hiçbir şey yok. Asgari ücreti kiraya geçti. Asgari ücreti insan nasıl geçinir? Ne alabilir? 12 lira aşağı kira yok, o da oturulmaz. 12 lira kira diyorsun burada. 11.400 asgari ücret. Cebinden bir de 600 lira koymak zorundasın. Yasak. Onu nereden alacaksın? Yani bu sözü bittiği yerdeyiz yani. Aslında hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Her şey görünüyor ama bunlara bilmiyorum ya. Ben siyaset falan değil, sağ sol öyle mi değil. Bugün arkadaşın dediği gibi Kürt de benim kardeşim, Laz da benim kardeşim. Hepimiz bu cumhuriyeti biz beraber kurduk. Biz niye ayrılalım ki? Et, kemik beraberiz. Yani niye bu birbirimize kışkırtalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Eskiden yaptılar. Birbirimizi kırdılar. Biz hepimiz milliyetçiyiz. Ben Atatürkçüyüm. Sosyal demokrat bir adam. Ama milliyetçiyim aynı zamanda. Ama şimdi herkes çıkar. Herkes çıkar. Çıkaran var diyor. Tamam diyor, ben öbür tarafa gidiyorum. Ama yarınlar Türkiye yarın düşünen yok. Sen bugün para olur ama yarın o parayı bulamazsın. Benim Türkiye'm elden gittikten sonra bak ben sosyal demokratım, Atatürkçüyüm, bayrağım, yorganım, döşeğim, toprağım. Ben böyle milliyetçiyim. Ama bize vatan hain diyorlar solcu dediğin zaman. Nasıl vatan hainiz ya? Biz kurmadık mı cumhuriyet? Nasıl vatan hainiyim? Yani milliyetçisin. Ya ben de milliyetçiyim. Ya çok söylediği şeyler vardı. Yani böyle yapalım be. Peki abi bu sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü Başkan Esad, sığınmacı Suriyelilerin Başkanı Esad 6 ay içinde Suriye'ye vatandaşlarım yeri gelmezse bütün haklarından mahrum kalacaklar, bütün mal varlıklarına el koyacağım dedi. Hocam burada ne işler var Suriyelilerin? Benim vatandaşım yok mu? Bu ülke bu duruma niye geldi? Yani benim vatandaşım aç kalsın, o benim birinci vatandaşım olsun. Böyle bir dünya var mı yani? Beraber bak kurduk o cumhuriyeti. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'inle hep beraber kurduk. Yani sen Alevi diyeceksin, Kürt diyeceksin, ayrımı yapacaksın ama sen ona birinci vatandaşım diyeceksin. Böyle bir dünya var mı yani? Evet, Türk vatandaşı şu an kendini sığınmacılar yüzünden ikinci planda hissediyor. Evet, biz sığınmacıyız, onlar değil. Yani kendimi bilmiyorum ya, nasıl nereye koyacağız onu da bilmiyorum yani. Ya çok söyleyecek şey var da söyleyemiyorum abi, ne diyeyim ya. Çok teşekkür ediyorum abi yorumların için, çok sağ olun. Sağ olun. Elhamdülillah. Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz? Ya dönem dönem çektiğimiz oluyor ne yazık ki. Biraz yani bir şey de diyemiyorum yani kişinin statüsüne, çalışma hayatına, genel durumuna göre bu değişkenlik gösteriyor. Hani genel geçim sıkıntısı, ekonomik problem ne yazık ki toplumumuzun genel problemi. İnşallah inanıyorum ki bir şeylerin çözüme kavuşacağına. Bu ekonomik buhranın da biraz global olduğu düşüncesindeyim. Net bu toplumun genel problemi. Biraz da şey hissi var yani bir şeyler güzel olma gayretinde olduktan sonra sanki süreç işleyiş biraz da değişiyor. Üzerimize bir takım bu baskıyı toplumsal olarak hissedip de ekonomik anlamda kendimizi iyi hissetmeyecek pozisyona geliyoruz. Mesela 2008'li dönemlerde Amerika'nın yaşamış olduğu mortgage buhranı bize çok pozitif yansıdı. Yani sanki onlar sıkıntı çekmedikleri zaman biz enerjilerini bizde kullanıyorlar. Biz sıkıntı çektiğimiz dönemde de bir şekilde bu durumu ekarteye egale ediyoruz. Hep bu alışkanlığımız var ama ya çok da şey yapamıyorum ya. Hani eleştiri de yapamıyorum. Çünkü geçmiş dönemlerinde bilincinde olan, farkında olan bir kişiyim, naçizane. Çok pozitif konuşup da bir ütopya var havası da vermek doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ekonomik sıkıntı çekip de bir takım sorunlarını, sadece sorunları, ekonomik sıkıntılar, problemler olan insanları da burada yani yargılamak gibi olur bu durum. Çünkü insanlar ay sonunu getiremeyen insanlar her zaman vardı. Şimdi biraz da sanki fazla gibi hissediyorum naçizane. Evet. Çünkü alt gelir grubunun birer üyesiyiz biz de. Orta gelir grubunun birer üyesiyiz biz de.
İnşallah çözüm olur. İnşallah süreçte pozitife ilerler. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.